Efendim EkoTürk TV ekranlarından tekrar hepinize merhabalar. Beren Can Umut ve Paratoner programı ile karşınızdayız. Zaten az önce sevgili Perihan Tantu ile beraber Merkez Bankası özel yayınında birlikteydik. Aramızda sohbet esnasında şöyle enine boyuna değerlendirdik. Ama birazdan da değerli bir konumuz var. İnfo yatırım stratejisi Çağlar Toros'a döneceğim ama Çağlar'a dönmeden önce şöyle son bir yurt içi fiyatlamaları değerlendirelim. Bakalım Borsa İstanbul'daki durum ne? 5502 seviyesinde işlem görüyor Borsa İstanbul ve %1.37 oranında yukarı doğru bir hareketlenme söz konusu. Merkez Bankası'nın kararının ardından dolar TL'de herhangi bir şekilde fiyatlanma yok. Yani öyle çok ciddi, kuvvetli sayılabilecek bir oynaklık yok. 18.67'den fiyatlar geçiyor. Çünkü halihazırda Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımı, almış olduğu karar sürpriz mahiyetinde değil. Dolayısıyla bir oynaklık oluşturmadı. Euro TL tarafına bakacak olursak o tarafta dünkü kapanışa göre oldukça sabit. %0.16 oranında bir yukarı doğru hareketlenme var ve 19.84 seviyesinde işlemler geçiyor. Sepet kuru 19.25 seviyesinde ve gram altın tarafı da 1089 TL seviyesinde işlemlerin oluştuğunu ekranlardan hep beraber görüyoruz, takip ediyoruz. Evet, şimdi info yatırım stratejisi Çağlar Toros'a dönüyoruz. Çağlar merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Çağlar, günün iki tane öne çıkan gündem maddesi var. Birisi asgari ücret, diğeri de Merkez Bankası. Hangisi daha önemli diye soracak olursan aslına bakarsan bütün parmaklar asgari ücreti işaret ediyor. 8500 TL net bir asgari ücret rakamı açıklandı. Sen bu rakamı nasıl karşıladın ve bu rakamın önümüzdeki döneme ilişkin Türkiye'de makroekonomik dengeleri nasıl bir etkisi olur? Hem istihdam, özellikle de enflasyon cephesinde. Negatif bir etkisi olur mu? Çünkü bu konuda bir tartışma söz konusu. Yani kimilerine göre beklentinin üstünde, kimilerine göre beklentilerin altında diyebiliriz. Yani siz de yayında bahsettiniz, biraz önceki yayında. Türk İş Sendikası yaklaşık 9000 TL gibi bir rakam istiyordu. Hatta evet, daha sonrasında da bunu altında gelirse masaya oturmayacaklarını söylediler. Ve 8500 TL gibi bir 2023 yılına ilişkin asgari ücret açıklandı. Şimdi burada açlık sınırına baktık. Onun da hemen hemen yaklaşık 700 lira gibi bir rakam üzerinde açıklandı. Diğer taraftan tabii asgari ücretten ziyade biraz daha alım gücüne bakmak lazım. Evet, yani kur olarak baktığımız zaman, dolar olarak baktığımız zaman yaklaşık 400 dolara tekabül ediyor ama bunun hane halkı açısından alım gücü bence biraz daha önemli rakamlardan ziyade. Şimdi son zamanlarda yükselen enflasyonu biliyoruz ve bu enflasyon ortamından kaynaklı olarak 2022 yılı içerisinde ilk önce %50 2021 yıl sonunda, ikincisinde de Temmuz ayı itibariyle yaklaşık %30'luk bir asgari ücrete zam yapıldı ve 5500 TL'ye yükseltilmişti. Şu anki yapılan zamma bakacak olursak Temmuz ayı itibariyle yaklaşık %54 civarında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre de yaklaşık %100 oranında artışla bir yükselen bir asgari ücret var. Burada enflasyon tarafını yakından takip edeceğiz, biraz önceki de söylediğim şekilden dolayı. Evet, baz etkisinden kaynaklı olarak Aralık ve Ocak aylarında yaklaşık 25 puanlık gibi bir aşağı yönlü seyrin olması bekleniyor ve bu da alım gücünü biraz daha artıracak unsurlardan. Ama jeopolitik gerginliklerin bu denli devam ettiği bir süreçte ne kadar sürdürülebilir olur? Tabii bunu 2023 yılı içerisinde göreceğiz. Diğer taraftan evet, asgari ücret arttı. Geçtiğimiz dönemlerde asgari ücret daha azdı. Yani geçtiğimiz yıllarda dolar bazında da daha az gibi gözüküyordu. Ama o zaman TL fazlasıyla değerliydi diyebiliriz. Son zamanlarda dolar TL kurunda da sert bir yükseliş var. Özellikle Eylül 2020 itibariyle. Tabii bu taraftaki alım gücünün azalması da asgari ücret tarafına da fazlasıyla zamlara sebebiyet verdi. Bu da işveren açısından acaba bir yük olur mu? Yani sonuçta 8500 TL gibi bir net ücret, bu da yaklaşık 10.5'a denk geliyor yanlış hatırlamıyorsam brüt olarak. Bunun işverene maliyetine bakmak lazım. Diğer taraftan fiili dolaşımdaki para oranının yükselmesiyle birlikte acaba enflasyonu bu durum tetikler mi? Çünkü biliyorsunuz kur korumalı mevduat açıklanmasının ardından da benzer sorular biraz daha kafaları karıştırmıştı. Bu acaba hazineye bir yük olur mu ya da enflasyonu yukarı yönlü tetikler mi diye. Şu an için her şey olumlu gözüküyor ama ileriye dönük projeksiyonlarda asgari ücretin gerek işveren açısından gerek hane halkı açısından nasıl olacağını yakından takip edeceğiz. Bu istihdam tarafını baskılayabilir. Yani istihdam tarafında geri çekilmeleri de söz konusu olabilir. Çünkü maliyetler artacak işveren açısından.
diğer taraftan istihdam açısından olumlu bir yere de sahip olabilir. Dediğim gibi şu an için bunları konuşmak için erken ama rakam olarak baktığımız zaman, asgari ücretin artış oranına baktığımız zaman hane halkını kısmi de olsa mutlu etmiş gibi gözüküyor diyebilirim. Peki Merkez Bankası kararı nasıl yorumluyorsun? Yani zaten tek haneli bir faiz politikasını Kasım ayındaki PPK toplantısında gerçekleştirmiştik. Aralık ayında Merkez Bankası daha önceki politika karar metninde de net bir şekilde artık faiz arttırımlarının sonuna geldiğini dile getirmişti. Ve sürpriz olmayacak bir şekilde de bugün politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek %9'da sabit tuttu. Bunun piyasalar zaten çok kuvvetli bir etkisi beklenmiyordu. Yalnız Çağlar, aslında ben sana şunu sormak istiyorum. Mevcut politikalar, yani faiz indirimi politikası 2023'e de sarkar mı? Yoksa seçimden sonra daha bir ortodoks politikalara dönerek faiz arttırımları eşliğinde enflasyondan mücadele gibi bir senaryo mu çizilir? Senin kafanda nasıl bir senaryo var? Yani ilk önce karardan başlayalım. Evet, tabii. Sürpriz olmadı. Hatta piyasa tepki bile vermedi diyebiliriz. Yani hemen hemen gerek BIST endeksi gerek kur tarafı hemen hemen stabil kaldı. Diğer taraftan siz de belirttiniz. Yani geçtiğimiz dönemlerde zaten buna yönelik sözlü yönlendirmelerin olduğunu gerek siyasiler tarafından gerekse de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın karar metninlerine baktığımız zaman tek faize ineceği açıkçası aşikardı. Zaten geçtiğimiz ayda 150 bas puanlık bir faiz indirimiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi %9'a indirdi. Hatta geçtiğimiz ayki karar metnine baktığımız zaman Ağustos ayında başlayan bu faiz indirim döngüsünün artık sona erdiğine dair de bir ibare eklendi. Bu ibarenin eklenmesiyle birlikte tamamen sürprizler ortadan kalktı diyebiliriz. Ve %9'la bekle gör politikasına geçen bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası var. Tabii karar metninin içerisinde geçtiğimiz aya benzer aslında mesajlar vardı. Zaten liralaşma stratejileri kapsamında sürekli bir mesaj verilmekteydi. Diğer taraftan küresel enflasyon tarafına değinilmişti ve yurt dışındaki resesyon endişelerine açıkçası değinilmiş. Diğer taraftan cari açıkla alakalı da birkaç cümle vardı ve cari açığın geçtiğimiz ay işte geri çekilme sebeplerinden bir tanesinin de güçlü turizm gelirleri olduğu ifade edildi. Hatta zaten Turizm Bakanlığı tarafından da 2019'u da geçen bir turizm sezonu olduğuna dair veriler yayınlandı. Hatta turizm gelirlerinin de bu denli yükselmesine paralel olarak da turizm gelirleri 2022 yıl sonu hedeflerde yukarı yönlü revize edildi. Evet, kış turizmi kaynaklı olarak da belki turizm gelirleri artarak devam edecek. Çünkü Avrupa tarafında bir enerji krizi var ve Avrupa tarafındaki enerji krizinin etkileri kışın çetin geçeceğini gösteriyor. Ve bu kapsamda da Türkiye'ye olan ilginin açıkçası artması bekleniyor. Şimdi diğer soruya geçersek, yani seçimin öncesi veya sonrası olaraktan ziyade şu an ikiz açık problemi var. Ve bu ikiz açık probleminin olması aslında ileriki dönemler için de maliyetleri arttırıcı unsurlardan. Yani seçimden ziyade bu maliyetlerin artarak devam etmesi sonrasında bile aslında ortodoks politikaya belki bir geçiş süreci olabilir. Ama şu anki mesajlara bakacak olursak bu açıkçası öngörülebilir olarak gözükmüyor diyebilirim. Peki, küresel ölçekte özellikle de hem Amerika cephesi, hem İngiltere Merkez Bankası, hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırım hızında yavaşlamaya gittiğini gördük. Peki önümüzdeki döneme ilişkin, yani 2023 yılında enflasyona yönelik baskılar artık sence sonlandı da mı merkez bankaları bu yönde bir adım atıyor? Yoksa örnek vermek gerekirse, mesela senaryo çiziyorum, bu senaryoya katılıp katılmadığını da merak ediyorum. Çin'in sıfır COVID politikasından vazgeçtiği bir ortamda ve bu politikayı daha da kuvvetlendirdiği bir senaryo çizelim. Yani sıfır COVID politikasından vazgeçmenin daha da kuvvetlendiği bir atmosferden bahsediyorum. Bu durum sence yeniden enerji emtialarında yükseliş hareketini kuvvetlendirip küresel ölçekte merkez bankalarının bir tur daha faiz arttırım hızını kuvvetlendirdiği bir senaryoyu oluşturur mu sence? Evet, yani kuvvetle muhtemel olası bir senaryo. Yani şöyle bir şey var. Gerek Amerika tarafında, gerek İngiltere tarafında, gerek işte Euro bölgesi tarafında, evet ya yani Euro bölgesi tarafında çok demeyeyim ama Amerika ve İngiltere tarafında faiz arttırımı tarafında bir yavaşlamaya gidildi. Tabii ki bu yavaşlamaya gidildi. Şu an için enflasyon kısmı da olsa kontrol altına alındı algısı oluşturuldu. Ama şöyle de bir şey var. Yapılan açıklamalara baktığımız zaman hala temkinli açıklamalar var. Özellikle Amerika tarafından. Evet, faiz artırımımızı yavaşladı ama biz enflasyonu kontrol altına alamadık ve
istihdam tarafındaki yükseliş de sürüyor diyorlar. Hatta faiz artırımlarının etkisi normal ekonomilerde bir büyüme tarafında bir baskı oluşturur. Amerika tarafına bakacak olursak 3. çeyrekte bu baskının bittiğini ve bugün de gelecek 2. revize öncesinde, büyüme verisi öncesinde 3. çeyrekte geçtiğimiz aylarda açıklanan büyüme verisi yaklaşık %2.9 oldu. Yani Amerika tarafı hem faiz arttırdı, hem arttırılan faizlerle birlikte istihdam tarafı yükseldi, hem de büyüme verisi geldi. Şimdi istihdam tarafındaki yükselişle birlikte iç talep tarafında da bir baskı oluştu ve bu denli şu anki baz etkisinden kaynaklı olarak geri çekilen enflasyon, bu iç talep kaynaklı, istihdamdaki güçlü seyirden kaynaklı olarak ve iç talep baskısından kaynaklı belki de bu geri çekilmeler sonlanabilir. Bu sefer ne olacak? FED aslında en önemli gördüğü silah olan faiz artırım hızına tekrar da başlayabilir. Sizin senaryonuzu evet katılıyorum ama diğer bir senaryo da bence bu. Zaten getiri eğrisi tarafına baktığımız zaman şu an için getiri eğrisi ters işliyor. Enflasyon verileri evet beklentilerin altında gelirken tam bir toparlanma sinyali vermişti ama FED Başkanı Powell'ın mikrofonların başına geçmesinin ardından şahin tutuma devam etmesi sonrasında getiri eğrisi tekrar ters işlemeye devam etti ve bu da aslında enflasyonist riskleri tetikleyen unsurlar olarak ön plana çıkıyor ve kısa süre içerisinde açıkçası ben bu faiz artırımımızın her an tekrar yükselebileceğini düşünüyorum. Çünkü gerek jeopolitik gerginlikler devam ediyor. Zaten Çin sıfır Covid politikasına açıkçası ha geçti ha geçecek, daha da artacak yani bu. Öyle gözüküyor. Zaten emtia fiyatları da yukarı yönlü seyrini bu denli haber akışlarından dolayı sürdürüyor. Eğer bu işin içine biraz önce de belirttiğim gibi jeopolitik gerginlikler tekrar fazlasıyla devam edip bir enerji krizinin daha da fazla ayyuka çıktığı bir dönemde devam ederse ben faiz artırım hızının açıkçası bir sonraki aylarda 2023 yılı içerisinde devam edebileceğini de düşünüyorum. Ama ne kadar sürdürülebilir bunu da bize zaman gösterecek. Çünkü Amerika tarafında da savunmaya harcanan paralar neticesinde burada bir faiz artırımlarına artık son verilebileceğine dair sinyaller var. Bunu da yakından takip edeceğiz ama şu anki konjektürde ben faiz artırımlarının devam edeceğini düşünüyorum. Çağlar, Borsa İstanbul'a bakmak gerekirse, daha öncesinde hep konuştuğumuz unsurlar vardı. Tabii sana soru sorarken gözümde bir tarafta Borsa İstanbul'da 5.511 seviyesinde ve 5.400'lü seviyelerin çok önemli olduğunu dile getiriyorduk ve 5.500'deyiz. Hatta bu seviyenin de üzerindeyiz. Yani sürekli bir direnç arayışında olan ama önemli olarak tabir ettiğimiz dirençleri pek umursamayan, aslında pek tabirini kullanmak da çok doğru değil çünkü hiç umursamayan bir Borsa İstanbul var. Şimdi böyle bir unsurda bu Borsa İstanbul'daki yükseliş hareketinin daha nereye kadar devam edeceği de ciddi anlamda kafalarda soru işareti. Şimdi çok ütopik olarak tabir edilen seviyeler de çok fazla konuşuluyor. Kimine göre ütopik, kimine göre değil. 7.000 diyen var, 8.000 seviyelerini konuşan var. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani en azından seçime kadar Borsa İstanbul'daki mevcut yükseliş hareketi, tabii ki minik zikzaklar yaparak, tabii ki hafif montanlı ya da kuvvetli sayılabilecek ama kısa süreli bir kar realizasyonlarıyla, yani bu kar realizasyonları eşliğinde bir yükseliş hareketini bekliyor musun? 7.000, 8.000 gibi rakamları nasıl telaffuz ediyorsun mesela? Yani seviye vermek gerçekten zor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bana bu soruyu soracak olsaydınız, hani belki de vereceğim seviyenin yaklaşık %50 üstüne çıkmış olacaktı. Çünkü çok öngörülebilir bir senaryo değildi Şubat ayı itibariyle. Özellikle bu kadar jeopolitik gerginliğin olması ve bu denli %85'lere kadar yükselebilecek bir enflasyonu hemen hemen kimse tahmin etmiyordu. Ama burada şöyle bir şey var. Şimdi 2021 yıl sonunda açıklanan kur korumalı mevduat vardı. Burada alternatif getiri arayışları içerisinde hem banka mevduatları artı kurdaki yükselişleri bu mevduatın içine yansıtabilecek harika diye tabir edebileceğimiz bir araç geliştirilmişti. Ve bu hane halkı için gerçekten alternatif getiri arayışı içerisinde bir numara olarak ön plana çıkmıştı. Ama son zamanlarda baktığımız zaman artık bu kur korumalı mevduatında rehavetini kaybettiğini söyleyebiliriz. Hatta buradan çıkan paranın da bir miktarının açıkçası borsaya olan geçişlere hızlandırdığını düşünüyoruz. Diğer taraftan seçim süresine kadar ne bekliyoruz? Açıkçası biz orta vadede yükseliş trendinin devam etmesini bekliyoruz. Çünkü biraz önce de belirttim. O dönemki kur korumalı mevduat alternatif getiri arayışları içerisinde bir numaralı sıra olarak gözüküyordu. Bu konjonktürde, bu dönem içinde de risksiz getirilerin enflasyon karşısında yetersiz kalması neticesinde
Borsa İstanbul tarafı alternatif getiri arayışı içerisinde en ön plana çıkan unsur olarak ön plana çıkıyor. Bu yüzden açıkçası orta vadede yukarı yönlü seyrin devam etmesini bekliyoruz. Evet, baz etkisinden kaynaklı belki Aralık ve Ocak aylarında 25 bas puan 20-25 bas puan aralığında bir enflasyon tarafında geri çekilme olacak ama hala risksiz getiriler enflasyon karşısında yetersiz kalacak ve burada yerli yatırımcı ilgisinin artarak devam etmesini bekliyoruz ki son verilere baktığımız zaman zaten 3 milyonu da geçen bir yatırımcı kitlesi var. Burada yerli yatırımcı ilgisi daha da fazla. Borsa İstanbul tarafının rekor üstüne rekor kırdığı günlerde şunu da belirtmemiz lazım. Yabancı takas oranı en dip seviyelerde. O yüzden burada yerli yatırımcı ilgisinin alternatif getiri arayışı içerisinde borsayı ön plana çıkartmasının devam etmesini bekliyoruz ve bu denli de orta vadede yükselişin devamını bekliyoruz diyebilirim. Kur korumalı mevduat sisteminde hala yatırımcılar var. Ve diğer taraftan gelmiş olduğumuz noktada politika faizi %9 olduğu için ve politika faizinin 3 puan üzerinde faiz verme noktasında olduğu için bankalar kur korumalı mevduatı şu anda faiz oranı %12. Dolar TL'de sabit. Dolayısıyla KKM yani kur korumalı mevduatın mevcut enflasyonla kıyasladığı zaman çok ciddi bir cazibesi kalmamış gibi duruyor. Ve buradan Borsa İstanbul'a ciddi bir akım olacağına dair de beklentiler hala oldukça kuvvetli. Sen bu beklentilere katılıyor musun ve eğer bu senaryo gerçekleşirse Borsa İstanbul'da yükseliş hareketinin, yükseliş ivmesinin çok daha kuvvetli olmasını sence beklemeli miyiz? Evet yani bu görüşe katılıyorum çünkü siz de belirttiniz yani dolar tarafında bir stabilizasyon var. Uzunca bir süredir 18-60'lı seviyelerden hareket eden bir dolar TL kuru var. Bununla birlikte de evet kur korumalı mevduat biraz daha cazibesini kaybetmiş gibi gözüküyor. Çünkü geçtiğimiz yılın aynı dönemlerinde hemen hemen açıklanan kur korumalı mevduat o dönem alternatif getiri arayışı içerisinde gerçekten iyi bir araç olarak ön plana çıkmıştı. Ama son zamanlarda kur tarafındaki geri çekilme, kur tarafındaki stabilizasyonla birlikte kur korumalı mevduat açıkçası biraz daha cazibesini kaybetti. Ve buradan çıkan paranın, buradan çıkan nakdin açıkçası Borsa İstanbul'a olan geçişleri de hızlandırdığını görüyoruz diyebilirim. Daha da hızlanır mı? Evet yani bu denli devam ederse ve tasarrufların azalmasıyla birlikte BIST 100 endeksi tarafına, Borsa İstanbul tarafına geçişlerin hızlanmasını bekliyoruz. O yüzden kur korumalı mevduat tarafından çıkan paranın da evet BIST'e yansımasını açıkçası bekliyoruz. Ve bu durumunda daha da fazla yansıması Borsa İstanbul tarafına yukarı yönlü bir katalizör olarak ön plana çıkacaktır diye ben düşünüyorum. Peki Çağlar, şimdi dolar TL oldukça sabit ama diğer taraftan tabii artık yani dolar TL'yi konuşmanın bir esprisi olduğunu düşünmüyorum. Teknik yapma noktasında zaten bir hayli süre geçti artık yapılmaması gerektiğine ilişkin kesin kanat getirdiğimiz noktadan ama sana ben biraz dolar endeksini sormak istiyorum. Şimdi dolar endeksi 104 seviyesinin altındayız ve genelde teknik analistler, stratejistler, yerli, yabancı stratejistler 104.40'ların, 104.50'lerin önemli bir destek seviyesi olduğunu ve bu seviyenin kırılmasıyla beraber ki özellikle de Fed'in faiz arttırım politikasını yavaşlatmasıyla beraber dolar endeksinde 104.50 seviyesinin altında 100 seviyenin aşağısının bile test edilebileceğine ilişkin beklentilerini paylaşmışlardı. Aynı beklentileri sen paylaşıyor musun dolar endeksi özelinde? Evet çünkü son zamanlarda Fed tarafından güvercin açıklamalar geliyor. Son FOMC toplantısına baktığımız zaman artık faiz artırımlarında sona gelinebileceğine dair mesajlar verilmişti. Ama Fed Başkanı Powell'ın mikrofonların başına geçmesiyle birlikte rüzgar adeta tersine dönmüştü. Ama orada ortak bir nokta vardı. Evet faiz artırımları enflasyon kontrol altına alınana kadar devam edecek. Ama faiz artırımımızı yavaşlayacak. Bu da piyasalar tarafından güvercin olarak algılandı. Tabii bu algı nedeniyle birlikte dolara olan talebin de azaldığını gördük. Çünkü Fed'in 75'er bas puanlık faiz artırımı neticesinde ki enflasyon tarafı yukarı yönlü seyrini hızla sürdürüyordu ve son 41 yılın en yüksek enflasyon verileri açıklanmıştı. Burada 114 seviyelere kadar yükselen bir dolar endeksi vardı. Ancak son zamanlarda güvercin tutum emarelerinin gelmesiyle birlikte 104'lü seviyelere kadar geri çekilen bir dolar endeksi var. Evet burada artık 100 seviyesi psikolojik bir destek seviyesi olarak ön plana çıkıyor. Şimdi bundan sonraki noktada Fed'in 1 Şubat'ta yapacağı faiz artırımında kaç bas puanlık bir faiz artırımı yapacağı önemli. Çünkü anketler tarafına baktığımız zaman 25 bas puanla 50 bas puanlık faiz artırımı hemen hemen başa baş noktada gidiyor. Olası bir güvercin tutum ya da enflasyon tarafındaki geri çekilmenin devamı ya da bir
faiz artırımımızın yavaşlamasıyla birlikte dolar endeksi tarafındaki geri çekilmenin hızlanma ihtimalini yüksek görüyoruz. En azından kısa vadeli olarak bunu söyleyebilirim. Evet, info yatırım stratejisti Çağlar Toros'a değerli katkıları için çok teşekkür ederiz. Efendim, Para Toner'in bugünlük sonuna geldik. Yayınımız Araştırma Masası programıyla devam edecek.